Selam arkadaşlar, ben Bilge Hoca. Yeni bir paylaşımda yine sizlerle birlikteyiz. Bu paylaşımımızda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. Karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan bu sorularla hem sınava hazırlanacaksınız hem de konu tekrarı yapabileceksiniz. Vakit kaybetmeden hemen soruları çözmeye başlayalım. İlk soruyla başlayalım. Cumhuriyet romanı ile ilgili verilen boşlukları doldurunuz. Boşluk doldurma soru tarzı karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tarzıdır. Bir soruda birçok şey sınanabilir bu sorularda. Hemen başlayalım. Cumhuriyet dönemi romanımız nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki döneme ayrılır. Hatırlayalım, bu dönemler nelerdi? 1923 ve 50 arası, 1950 ve 80 arası olmak üzere iki dönemde incelenir. Nokta nokta sanatçılar köy gerçeklerini dile getirmişlerdir. Köy gerçeklerini anlatan toplumcu gerçekçileri burada hatırlayacağız ve toplumcu gerçekçi yazmamız yeterli olacaktır. Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok nokta nokta işlenmiştir. Nasıl konular işleniyor? Toplumsal konular olarak genel bir başlık koyabiliriz burada. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan kime ait romanlardır? Sabahattin Ali'ye ait romanlardır. Peyami Safa, Tarık Buğra yansıtan yazarlarımızdır. Burada yansıtan anahtar kelimemiz aslında bireyin iç dünyasını yansıtan yazarlarımızdır eserlerinde. Nokta nokta romanlarda alegorik ve şiirsel bir anlatım hakimdir. Alegorik ne demekti? Hatırlayalım hemen. Bir fikrin, davranışın, eylemin, duygunun, bir kavramın ya da bir nesnenin simgelerle, sembollerle ifade edilmesi durumuna biz alegori diyorduk. Alegorik eserler de bu simgeleri kullanan eserlerdir. Alegorik ve şiirsel bir anlatım hangi romanlarda hakimdi? Postmodern romanlarda hakimdi. Hemen devam edelim kaldığımız yerden boşluklara. Nokta nokta romanlarda Kurtuluş Savaşı ve sonrası Anadolu'daki hayat konu edinmiştir. Hangi roman anlayışında bunlar konu ediniyordu? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren romanlarda bunları konu olarak görüyoruz. Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan nokta nokta sanatçılarımızdandır. Bunlar hangi akımdaydılar? Postmodern roman yazan sanatçılarımızdı. Köy edebiyatımız Mahmut Makal'ın nokta nokta romanıyla başlar. Hangi romandı? Bizim Köy adlı romandı. Bireyin iç dünyasını yansıtan eserlerde hangi teknikler kullanılır? Hatırlayalım. İç konuşma, bilinç akışı ve geriye dönüş teknikleri kullanılmıştır. Bu şekilde bu soruyu doldurduğumuzda bundan tam puan alabiliriz. Gelelim bir diğer soruya. 1950-1980 Cumhuriyet döneminde yer alan roman anlayışlarını ve bu anlayışlarda yer alan ikişer sanatçı yazın demiş. Hemen başlayalım roman anlayışlarımızdan birincisiyle. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan romanlar vardı ve bu sanatçılar kimlerdi? Birkaç tanesini söyleyelim. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Abbas Sayar, Talip Aydın çoğaltabiliriz. Bunlardan iki tanesini yazsaydık buradan puan alabilirdik. Bir diğer roman anlayışı bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışıdır. Bu sanatçılar kimlerdir? Peyami Safa, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Semih Ayverdi örnek olarak verilebilir. Bunlardan ikisi yeterli olacaktı. Bir diğer roman anlayışı modernizmi esas alan roman anlayışıdır. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu, Firuzan, Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç bunlara örnek olarak verilebilir. Son akıma gelelim. O da milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romanlardır. Kimler vardı burada? Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Sevinç Çokum, Bahattin Özkişi örnek olarak verilebilir. Bunlardan ikişer tane yazsaydık ve isimleri verseydik tam puan alabilirdik bu sorudan diyelim ve devam edelim. Geldik bir diğer soru tarzına ve soruya. Aşağıdaki cümleler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Bu tür sorularda karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan tek bir soruda birçok madde sınanabileceği için sıkça kullanılır. Hemen bakalım. Sohbet türünde yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorundadır diyor. Burada anahtar kelime zorundadır. Yanlış. Sohbet türünde kanıtlama amacı yoktur. Buraya Y yazacağız. Sohbet türü bunun üzerinde biraz kısaca konuşalım. Burada kişisel görüşlerin anlatıldığı sohbet havası, söyleşi havası içerisinde zaten diğer adı da söyleşidir.
anlatıldığı yazılardır. Sohbet türünde düşünceler karşılıklı konuşma havası içinde verilir. Karşılıklı konuşma, söyleşi karşılıklı olarak burada aklımıza gelsin, doğrudur. Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi. Musahabe nedir? Sohbettir, arkadaşlık etmektir. Dolayısıyla burada bu anahtar kelimeyi genel kültür olarak da aklımızın bir köşesine yazabiliriz. Burada doğru olacak cevabımız. Sohbetler kişisel hayatı konu alan metinlerdir. Dikkat edeceğiz. Kişisel düşünceleri konu alır ancak kişisel hayatı konu edinmez bu yazılar. Burada yanlış olacak cevabımız. Şevket Rado sohbetleriyle tanınan bir sanatçıdır ve hatırlayalım, doğru olacak. Bunun yanına da doğru yazacağız. Sohbet yazıları uzun yazılardır demiş değildir. Kişisel görüşler kısa bir şekilde aktarılır bu yazılarda. Dolayısıyla buraya Y yazacağız. Devam ediyoruz. Fıkra ve sohbet edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde girmiştir diyor. Dikkat edelim, burada çok fazla eser veriliyor Cumhuriyet döneminde. Ancak bu eserleri ilk nerede görüyoruz? Tanzimat edebiyatında görüyoruz. Bu yazılar genelde gazete ve dergi çevresinde gelişen yazılardır. Yazılan, yayımlanan yazılardır. Fıkra ve sohbette tanzimat edebiyatı ile birlikte edebiyatımıza girmiştir. Dolayısıyla burada yanlış yazacağız cevaba. Fıkra günümüzde köşe yazısı olarak da adlandırılmaktadır. Gazetelerde bu şekilde adlandırılıyor. Doğrudur. Fıkra yazıları kalıcı yazılardır demiş. Dikkat edelim, bunlar günlüktür. Dolayısıyla kalıcı yazılar değildir. Aklımıza şu gelmesin. Burada bir kere yayımlandı. Sosyal ortamdan ya da gazetelerden silinmiyorlar şeklinde değil de kalıcılığı biraz daha edebi olarak düşünelim. Yani yanlış olacak. Fıkra günübirlik yazı olduğu için yazar gündemi yakalamak zorundadır. Günübirlik olacak, gündem, yani o gün konu neyse, insanların merak ettikleri neyse onlar üzerinde durması lazım. Bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız burada D olacak. Bu sorudan da bu şekilde tam puan alabiliriz. Geldik bir diğer soruya. Makalenin özellikleri nelerdir? Yazınız diyor. Bu tür sorularda genelde 5 tane istenir ya da 4 tane istenir. Biz genel özelliklerini yazalım. Karşınıza çıkarsa siz buna göre değerlendirirsiniz. Hemen ilk özelliğiyle başlayalım. Öne sürülen düşünceyi veya tezi kanıtlama bu yazıların esasıdır, temelidir. Zaten bunun için yazılır. Bu düşünce kanıtlanmak zorundadır ve kanıtlanmaya yönelik de cümleler kurulur, araştırmalar yapılır. Hatırlayalım. Genellikle gazete veya dergilerde yayınlanır bu yazılar. Makaleyi yazılan konu alanında uzman kişiler yazmak zorundadır. Yani hangi konuyla ilgili makale yazılıyorsa o konuda uzman kişi o makaleyi yazabilir. Başka herhangi bir konuda uzman olsun olmasın fark etmez. O konuyla ilgisi yoksa o konu hakkında makale yazamaz. Bu çıkarımı yapabiliriz. Nesnel bir anlatım söz konusudur. Ne demek? Kanıtlamak esastır dediğimiz için bunu da buradan çıkarabiliriz. Kurulan cümleler nesnel olmalı. Yani kişiden kişiye göre değişebilecek cümleler olmalı, olmamalı. Bana göre, sana göre makalelerde olmaz. Makalelerde dil göndergesel işlevde kullanılır. Yani bilgi aktarımı var burada. Dolayısıyla işlev olarak göndergesel işlev aklımıza gelecek. Devamında özelliğimizden bahsedelim. Örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme ve tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına sıkça başvurulur. Konu kanıtlanmak için örnek verilir, karşılaştırılır, tanık gösterilir. O alanda uzman başka kişiler tanık gösterilebilir. Tanımlama yapılır o konu üzerinde veya konu içerisinde geçen herhangi bir kavramla ilgili. Anlatım açık olmalı ve düşünce doğrudan anlatılmalıdır. Buraya ekleyebileceğimiz birçok özellik daha var. Bunlar yeterli olacaktır. Mesela Tanzimat döneminde edebiyatımıza dahil olmuştur şeklinde bir örnek daha buraya ekleyebiliriz. Bu kadar yazsak yeterli olacaktır ve bundan tam puan almamızı sağlayacaktır. Diyelim ve devam edelim. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki romanları sanatçılarıyla eşleştiriniz diyor. Hemen bakalım. Sinekli Bakkal kime ait bir romandır? Hatırlayalım. Tabii ki de Halide Edip Adıvar. Küçük A dediğimizde aklımıza kim gelecek? Tarık Buğra gelecek. Hemen onu da buraya yazıyoruz. Bir düğün gecesi dediğinde aklımıza Adalet Ağaoğlu gelecek. Devam edelim. Tutunamayanlar dediğimizde aklımıza kim gelecek? Oğuz Atay gelecek. Onu da buraya yazalım. İnce Mehmet dediğimizde aklımıza Yaşar Kemal gelecek. Onu da buraya hemen yazıyoruz. 9. Hariciye Koğuşu dediğinde tabii ki aklımıza Peyami Safa gelmeli. Onu da buraya yazalım. Ve devam edelim. Devlet Ana dediğimizde aklımıza
Kemal Tahir gelecek. Saatleri Ayarlama Enstitüsü dediğinde de aklımıza Ahmet Hamdi Tanpınar gelecek. Yılanların Öcü'yle devam edelim. Aklımıza kim gelecek Yılanların Öcü'nde? Fakir Baykurt gelecek. Ve son kim gelecek aklımıza? Bereketli Topraklar Üzerinde dediğinde Orhan Kemal gelecek aklımıza. Bu şekilde bu soruyu işaretlediğimizde ve yazdığımızda bu sorudan da tam puan alabilirdik diyelim ve devam edelim. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız diyor. Burada ilk yapacağımız iş yüklemi bulmak, ardından özne ve sonrasında da yardımcı ögeler olacak. Hemen başlayalım. Herkes onun sadece efendilerinin huzurunda şarkı söylemek istediğini, kendilerini küçümsediğini düşünmüş. Yüklem nedir burada? Düşünmüştür. Düşünen kimdir? Herkes. Bu da bizim öznemiz olacak. Peki soruyoruz şimdi, neyi düşünmüş herkes? Onun sadece efendilerinin huzurunda şarkı söylemek istediğini, kendilerini küçümsediğini düşünmüş. Burada aklımıza şu gelmeli. Tamlamalar asla birbirinden ayrılmıyor. Söz grupları da ayrılmıyor. İsim tamlaması, sıfat tamlaması, edat grubu cümlelerin ögeleri bulunurken dikkat edilmesi gereken gruplardır. Bu grupları asla birbirinden ayırmıyoruz. Bunlar ne olacak? Neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne olacak. Aldığı eki de görüyoruz burada, belirtme hal ekini. İki tane belirtili nesnemiz var. Onu da yazalım ve diğer cümleye geçelim. Büyük çıkarlar elde etmek için küçük fedakarlıklar yapılabilir. Yapılabilir burada yüklemdir. Edilgen çatılı bir yüklem. Dikkat edelim. Yapılabilir olan nedir burada? Küçük fedakarlıklardır bizim öznemiz olacak. Bunu bulduktan sonra soralım. Ne için yapılabilir bu küçük fedakarlıklar? Büyük çıkarlar elde etmek için. Bu da bizim zarf tümlecimiz olacak. Bu şekilde yazalım ve diğer cümleye geçelim. Hem aslan hem de fare bilmiyormuş ne yapacağını dediğinde bir devrik cümle görüyoruz. Yüklemimiz ortada. Yüklemimiz bilmiyormuş. Bilmeyen kim ya da ne diye sorduğumuzda cevap veren ne olacak? Hem aslan hem de fare bizim öznemiz olacak. Peki ne bilmiyormuş? Ne yapacağını bilmiyormuş. O zaman burada neyi görüyoruz? Nesneyi görüyoruz. Belirtme hal eki olduğu için de belirtili nesne olacak. Bu cümleyi de bu şekilde çözelim. Geldik dördüncü cümlemize. Çeşitli memuriyetlerden sonra yazın hayatına atılmış yazarımız. Yine bir devrik cümle görüyoruz. Yüklemimiz atılmak. Atılmış kim atılmış? Yazarımız atılmış. Bu da bizim öznemiz olacak. Peki ne zaman atılmış? Çeşitli memuriyetlerden sonra. Burada bizim zarf tümlecimiz olacak. Nereye atılmış bu yazar? Yazın hayatına. Bu da bizim dolaylı tümlecimiz olacak. Beşinci cümlemize bakalım. Hayata sıkı sıkıya bağlıydı savaştan kurtulmuş çocuk dediğinde burada yüklemimiz yine ortada ve burada anlamca kaynaşmış bir yüklem görüyoruz. Dikkat edelim, ayrılmaz bunlar. Sıkı sıkıya bağlı olmak bir yüklem burada. Yüklem sıkı sıkıya bağlıydı. Peki sıkı sıkıya bağlı olan kimdir? Savaştan kurtulmuş çocuk, bir tamlama var. Nasıl çocuk, hangi çocuk, savaştan kurtulmuş çocuk sıfat tamlamasını görüyoruz. Ayrılmayacak. Bu da bizim öznemiz olacak. Peki neye bağlı bu çocuk? Hayata bağlı. Bu da bizim dolaylı tümlecimiz olacak. Bu şekilde bu cümleleri çözdükten sonra bu sorudan tam puan alabilirdik. Devam edelim. Geldik son soruya. Aşağıdaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini getiriniz diyor. Kararını vermişti. Hemen cümlemizi okuyalım. Samansur'a yazacağım. Gül sarıyı anımsıyor musun? Kararını vermişti diyen kişi ile kararı söyleyen kişi farklı kişiler. Dolayısıyla kararını vermişti diyen kişi, yani anlatıcı, burada bize onun sözünü, kararını aktaracak. O zaman buraya iki nokta getireceğiz. Kararı doğrudan onun ağzından aktardığını birinci tekil şahıs çekimlenmesiyle anlıyoruz ki bu da bize alıntı yaptığını gösterecek. Buraya da tırnak işareti gelmeli. Hemen onu da yazalım. Samansur'a yazacağım. Gül sarıyı anımsıyor musun? Soru var. Soru işareti gelecek. Nasıl anımsamazsın dediğinde buraya da soru işareti geleceğini söyleyelim ve devam edelim. Babanın parti kimliğini onun sırtında götürdüm. Cümle bittiği için buraya nokta gelecek. Beni oraya sen gönderdin. Yine cümle bittiği için nokta gelecek. Geçen gün Aleksandrovka'dan gelirken dediğinde burada özel isme gelen çekim ekinin kesme işaretiyle ayrılması gerektiğini hatırlayalım. Kesme işareti gelecek.
Öldü kula atım, öldü. Burada yüklem olduğu için cümle bitmiş. Bu da nokta olacak. Sabaha dek başında bekledim. Buraya dikkat. Ardından gelen kelimeye baktığımızda küçük harfle bastırdığı için burada virgül olduğunu görüyoruz. Sıralı bir cümle. Bütün yaşamım gözümün önünden geçti. Yargı bittiği için buraya da nokta gelecek. Ne olacağım belli değil. Bir gün ben de gül sarı gibi ölüveririm. Onun için oğlum saman soğur. Buraya ne gelecek? Özne vurgulanmak istediğinde ardından ne getirmeliyiz? Virgül. Partiye dönmeme yardım etmelisin. Şurada fazla bir ömrüm kalmadı. Eskiden neysem gene o insan olmak istiyorum. Yargı bittiği için buraya nokta gelecek. Babanın kimlik kartını durup dururken benimle parti merkezine gönderdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Onun oğlusun dedi. Yargı bitti mi burada? Aslında bitti. Evet, ama ardından gelen kelimeye baktığımızda sıralı bir cümle olduğunu gördüğümüz için buraya virgül getireceğiz. Yaşlı Tanabay Bekasov'u iyi tanırsın dediğinde yargı bitiyor. Cümle bittiği için nokta geliyor. Alıntı da bittiği için buraya da tırnak işaretini getireceğiz. Tırnağı kapatacağız. Bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra bu sınavı bitirmiş oluruz. Bu ve buna benzer paylaşımlarımızla sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.